Merhaba arkadaşlar, bugün pazardan hamsi aldık, palamut alacaktık. Palamutun tanesi 100 liraydı arkadaşlar. Bayağı pahalı olacağı için alamadık maalesef. Ama hamsi aldık, hamsiyi ayıkladık arkadaşlar. Hamsiyi ayıklayıp kılçığını çıkarttık. İki hamsiyi böyle birleştiriyorsunuz dostlar. Ekmek arası yapacağım çocuklara. Gençler ayıklamayla uğraşamıyor maalesef. Uğraşamayınca ne yapıyoruz? Bizler de böyle yapıyoruz, kızartıyoruz. Herkes böyle yapmaz arkadaşlar da. Ben işte çocuklarıma kıyamıyorum. Böyle hazırlıyorum. Ekmek arası yapıp yedireceğim inşallah. Allah nasip ederse yapacağız dostlar. Evet dostlar, gördüğünüz gibi kızarıyor. Bu benim üstte balkonda kullandığım, böyle kızartma yapma için kullandığım tava. Bunu genelde pikniğe falan götürürken kullanıyoruz. Bazen ateşin üstüne koyuyoruz. Bu benim kara tavam diyelim. Evet, piknik için kullandığım. Aşağıdakiler böyle değil arkadaşlar. Bakın mis gibi. Balıklarımız kızarıyor. Süper arkadaşlar. Böyle bir video yapıyoruz sizlere. Umarım beğeneceksiniz. Şöyle yapalım. Döndürelim. Yanmasınlar. Ateşin kıvamına göre. Bu tavayı devirirsek hamsiyi de yiyoruz. Evet, hamsi bile çok pahalıydı arkadaşlar. Hamsi bile çok pahalıydı. 200 TL hamsinin kilosu. Bu ne ya? Yani bu ne? Bakın bu kızarmış. Bu kızarmışları alıyorum. Buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle kızarmışları alıyorum. Eni boyu bir hamsi bu. Çok fazla aşırı kurutmanıza gerek yok dostlar. Kuruyunca da pek hoş olmuyor. Devam edeceğiz arkadaşlar kızartmaya. Böyle ara ara ben sizlerle sohbet edeceğim. Bunlar kılçığı alınmış hamsiler. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şöyle kızaranları alıyoruz. Bunu şeyle de çevirebilirsiniz tabi. Tavanın kapağıyla da çevirebilirsiniz. Ama benim böyle yapması da kolayıma geldi. Yerlere yağ falan dökülmesin diye böyle yapıyorum dostlar. Kızaranları alıyorum. Koyuyorum yerine. Tekrar ilave ediyorum.
Gördüğünüz gibi böyle çeviriyoruz. İsteyen tavanın kapağıyla da çevirebilir. Emin olun çok lezzetli oluyor. Ekmek arası balık da mükemmel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz daha böyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Ve böyle zaten pişirdiklerimiz de burada. Gördüğünüz gibi burada da pişmeye devam ediyor. Evet, bize afiyet olsun diyen çıkar mı acaba sevgili izleyenlerden? Bol bol yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. İzleme yaparsanız çok sevinirim. İzleme saatlerim düştü. Kusura bakmayın. Lütfen rica ediyorum sizlerden. Destekleyin bizleri. İzleme saat.